Selamlar arkadaşlar. Özgül diye bir tane arkadaşımız bizden Fiddle 2 125 için ekipman önerileri istedi. Ekipman önerileri için giyim önerileri istedi. Ben bir sürü kas çıkarttım. İstediğini seçebilirsin. Tamamen bütçene bağlı. İlk önce belden tanıtmaya başlayayım. Bel Qualifier biliyorsunuzdur zaten. Bel Qualifier dayanıklı, polikarbon bir yapısı olan, işte rahat açılan, kademeli açılan, iyi hava alabilen bir kastır. Double D bir bağlantısı olduğu için bunu öneririz. İç petleri hoştur, güzeldir, dayanıklıdır ve özellikle çene kısmınıza ve kafa kısmınıza iyi oturur. Aynı zamanda ön tarafta güzel bir havalandırması var. Üst taraftaki hava kanalları elle idare edilebilir. 1587 gramlık Ece 2205 sertifikasına sahip bir kastır. Ondan sonra tanıtacağım kask Givi. Givi kastları zaten daha önceden tanıtmıştım. Givi 5005 Tridion kastlar. Bunların da işte üst hava kanalları var, arka hava çıkış kanalları var. İç petleri gayet rahattır. Bir güneş yüzörüne sahip. Bu mikrometrik bağlantısı olan bir yapıya sahip kastır. Ön tarafından hava alabilir. Kademeli açılan bir tane camı var ve iç petleri çıkartılabilir, yıkanabilir. Burun pedi var, çene pedi var. Mikrometrik bağlantısını söyledim. Bunun da ağırlığı 1450 gram. Yani bel kastan yaklaşık 130 gram, 135 gram kadar daha hafif bir kask. Bu da seçilebilir. Yine polikarbon, iç yapısı güzel olan bir kastır. Fiyatları yaklaşık aynı. Bunun belki biraz daha farklı olabilir, biraz daha pahalı olabilir. Zaten fiyatları açıklama kısmına koyuyorum. Sonra tanıtacağım kask tamamen hani senin işte fiddle'ın rengini bilmediğin için fiddle'lar çoğunlukla beyaz renklerde oluyor. Beyaz renklerde olduğu için ona göre şeyler paylaşmaya çalıştım. Biraz da renkli şeyler paylaşmaya çalıştım. Beyaz renkli kasklar paylaşmaya çalışıyorum. Bu açık gri belki senin hani fiddle'ında gri renkler vardır. Tam olarak fiddle'ın renklerini bilmiyorum. Beyaz renklerde de alabilirsin. Tamamen senin kararın. Bayanların hoşlandığı kasklar var. Biliyorsunuz bunlar bu firmalarda LS2 işte gibi veya bel kaslarda biraz daha renkli oluyorlar. Bu kaslarda hani bu renkler çok satılıyor. Özellikle bayanlar tercih ediyor. Bu kasları işte tanıtırken şunlara dikkat ediyorum özellikle. Bunun her özelliğini tanıtmaya dikkat ediyorum. İşte bunun bir tane vizörü var. Ön tarafında bir tane burun pedi var. Bir tane çene pedine sahip. Bu LS2'nin FF320 kaskı. Bunun da ağırlığı 1550 gram. Hani ortalama ağırlıkta bir kask çeşittir. Mikrometrik bir bağlantısı var. İç petleri çıkartılıp yıkanabilir. Burun pedi iyidir. Burun pedinin önündeki havalandırma kanalları da ön camınızın içinde bu yapmayı engelleyecektir. Gözlükle giyilebilir bir modeldir. Onu da belirteyim. Bu da alınabilir. Zaten fiyatlarını dediğim gibi altına yazıyorum. Bu da kabergin bir kaskı. Biraz daha şekilli ve işte deseni daha farklı bir kask. Bunu da almak isteyebilirsiniz belki diye tanıtıyorum. Bu tabii ki çene açılır bir kask. Şöyle bastırıldığı zaman üste doğru katlanıyor. Bir tane güneş vizörüne sahip. Yine mikrometrik bir bağlantıya sahip. İç petleri gayet iyidir. Bunda gözlük kanalı yok. FF320'de vardı. Üst tarafında, ön tarafında bir sürü hava giriş. Arka tarafında da hava çıkış kanalları var. Güneş vizörünü indirmek isterseniz şu üstündeki bölümü öne ittirmeniz gerekiyor. Bunu hani giderken yaparsanız daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Elinize rahatlıkla gelecektir ve kolayca indirebilirsiniz güneş vizörünü. Next SX100 kasklara geleyim. Bunların da renkleri gerçekten iyi. Bunların kırmızı çizgileri, turuncu çizgileri, mavi veya işte bayanların daha çok tercih ettiği pembe tarzı çizgiler de var. Bunun artı bir interkom yerleştirme yeri var. Bu da alınabilir. Ön tarafından açılan şu şekilde bir ve kademeli açılan bir cama sahip. Yine bunun da bir güneş vizörü var. Güneş vizörü de tam şuradan indiriliyor. Bir burun pedi var. Ön havalandırma kanalı var. Üst havalandırma kanalları var. Ve arka tarafında spoiler'ın hemen altında şekillendirilmiş hava çıkış kanalları var. Dediğim gibi güneş vizörü şurada indiriliyor. Mikrometrik bağlantıya sahip. İç tarafındaki pedler gayet kullanışlıdır. Rahat çıkar, rahat takılır. Ve interkom yeri olduğu için interkom bağlamak için şu kısmı şuradan pıt diye çıkartırsınız. İnterkomunuzu oraya yerleştirirsiniz. İnterkom yerleri yani kulaklık ve mikrofon yerleri ayarlıdır.
ama içinde gelmiyor, onu da belirteyim. İç petleri de rahattır. Bu kasta alınabilir fiddle için. Ben hemen bayanlar için uygun olan iki tane mont çıkarttım. Bir tanesi yaz ve sonbaharda kullanılabilir şekilde yapılmıştır. O da Revit'in Eclipse montlarıdır. Bayan montu olduğu için tabii ona göre de bir beden yapısına sahiptir. Kollarında ve omuzlarında özel korumalara sahiptir. Sırtında bir korumayla gelmez. Bu sırt korumasını sizin almanız gerekir. Kol ağızlarında cırk cırkları var. İşte iç tarafında böyle fileli bir dokuya sahip. 600'de tahmin ediyorum ki öyle bir kumaşı vardı. Boynunda da bir tane çıt çıtı var. Boynunuza kadar kapatabilirsiniz. Bel için sıkma cırt cırtları var. Yanlarında iki tane cebi var. İç cep olarak da sağ tarafında bir tane cep var. Siz solda görüyorsunuz. Ben paylaştığımda videoyu orada göreceksiniz. Arkası da şu şekilde yapılmış bir mont. Bunu alabilirsiniz yazlık ve baharlık kullanmak için. Baharın sıcak günlerinde kullanmak için. Çünkü bu delikli bir yapıya sahip olduğu için sizi üşütecektir. Onu da aklınızda tutun. Ben derseniz hani sonbaharın biraz daha soğuk zamanlarında kullanmak istiyorum. Evet, o zaman bunu almanız çok daha iyi olacaktır. Bunu kışın da kullanabilirsiniz. İç tarafında katman vardır. Bu katman size hem termal sıcaklık sağlar hem de yağmurdan koruyacaktır. Yine tabii ki bu dirseklerinde ve omuzlarında özel korumalara sahip cırt cırtlı bilekleri var, havalandırma kanalları var, yanlarında cepleri var. İç tarafı da şu şekilde bir yapıya sahip. Bunu isterseniz hani bahar ayında kullanmak için bu kısmı da çıkartabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Bayanlara yönelik iki tane eldiven sunacağım bunun hemen arkasından. Bir tanesi Five Gloss'un bu Lady modeli, yani RS3 siyah mavi yazlık bayan eldiveni. Bu dediğim gibi yazlık bir model. Siz eğer hani ben kışın da kullanacağım diyorsanız bunu değil de Vesto Splash gibi bir eldiven alın veya çok daha soğukta kullanacağım derseniz Revit'in Fly modelini alabilirsiniz. Onun da linkini paylaşacağım. Oradan detaylarına girip bakabilirsiniz. Neden bunları sunuyorum? Çünkü hani hem bilek koruması sert bir koruma, aynı zamanda hani eklemleri korumaları biraz daha yumuşak ama yumruk korumaları çok daha iyi yapılmış. Ve hani bilekle şuradaki bilek cırt cırtıyla kapanıyor. İşte hani içi kolay kolay aşınmayacak, dışı kolay kolay aşınmayacak bir yapıya sahip. Vexton'un eldiveni de yaklaşık aynı yapıya sahip. Bu da yazlık baharlık olarak kullanılabilir ama soğuk havada kullanılmaz. Dediğim gibi Revit Fly eldivenleri, Revit Fly 2 eldivenleri veya Revit'in diğer modellerinin eldivenleri ile kışın rahatlıkla motosiklet sürebilirsiniz. Bunlar da cırt cırtlık modeldir. Bilek korumaları daha softtur, daha incedir. Bunun da yumruk korumaları vardır. Eklem yeri korumaları çok yeterli değildir, yumuşaktır. Ama ilk sürtünmelerde sizi koruyacaktır. Montu tanıttık, kasları tanıttık. Bir de hemen alt olarak, hani kot olarak bu TESH90'ın Pilot kotlarına geçeyim. Bu kotları devamlı tanıtıyorum çünkü gerçekten çok iyi kotlar. Hem özel dikişe sahipler hem dizinde özel korumalara sahip. Aynı zamanda hani kevlar bir yapısı var. İç tarafında kalça koruması var. Bunları sunmamın, devamında bunları sunmamın nedeni budur. Çünkü hani hem dikişiyle hem çarpma yerlerindeki özel korumalarıyla gerçekten hem uygun fiyatlı hem de sizi yazlık ve baharlık olarak idare edebilecek şekilde yapılmış bir pantolondur. Bu pantolonu ben kışın kullanayım derseniz bu pantolon size kışın iyi gitmeyecektir, üşütecektir. O yüzden de Armoden'in yeni tip ve kışlık da giyilebilen, yazlık da giyilebilen, içi çıkabilen modellerini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabii hani bu renk değil, tabii ki siyahı da var. Siyahından da gelip alabilirsiniz. Bunları da kullanabilirsiniz. Altına bot olarak da ister bir spor bot alın, ister bir naked'da kullanılabilen bir bot alın veya işte bu Rockwell'in bir botu gibi bir bot alın. Rockwell'i biliyorsunuz, daha önceden biz de gerçekten çok fazla sıkıyoruz bu botlardan. Bu botlar gerçekten iyi çünkü hem bilek hem üst korumaları, burun korumaları, topuk korumaları gerçekten iyi. Bunun yazlık ve kışlık modelleri var. Kışlık modeli alırsanız
Yazın da kullanabilirsiniz. Yazlık modeli alırsanız kışın biraz üşütecektir. Altında şu şekilde bir taban var. Hani çok kaydırmayan bir taban fakat spor modellerde ki taban tamamen kaydırmaz bir tabandır. Ondan da alabilirsiniz. Spor modelleri dememin sebebi o. Bu cırtçırtlı bir model. Cırtçırtlı bir model alabilirsiniz. Hayır ben hani günlük giyeceğim. Bunları giyip çıkmayacağım derseniz bunları giyemem. Bunlar hani şekilsiz. Ben bir de ayakkabımı değiştireceğim diyorsanız topuklu, gün içinde de giyebileceğiniz bot tarzı olan ayakkabılar var. Bot gibi görünen ama günlük giyiminde de rahatlıkla kullanabileceğiniz botlar, ayakkabılar var. Onlardan alabilirsiniz. Fiddle 2 için, 125'lik için benden öneri, tavsiye ve ekipman istemiştiniz. Kusura bakmayın hani mağaza biraz dolu. O yüzden de hani mikrofon kullansam da fark etmiyor burada. Ben hani uygun önerileri sunmaya çalıştım. Siz istiyorsanız hani mağazaya gelip ya da işte telefon açıp daha uygun ben seçtim bunlar uygun mu diye bizim arkadaşlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Biz bildiğiniz gibi İstanbul Bostancı Büyük Kartal Sokak No 9'dayız. Total Benzinci'nin hemen karşısındayız. Hepinize iyi sürüşler.